Evet, Ahmet Bey hoş geldiniz. Açıldı mı? Açıldı. Efendim hoş bulduk. Doğancığım sen de hoş geldin. Hoş nasılsın, iyi misin? İyi abi, sen nasılsın? Çok heyecanlıyım vallahi. En vallahi sevdiğim arabayı deneyeceğim şimdi. Evet, Ahmet de arkadaşlar ne zamandır araba çekeceğiz? Evet. Konuşuyoruz. O Levent istedi. Aslında ne olursa olsun getir çekelim dedi ama Levent'i bir kere söylediği için aynen. Biz de bulduk getirdik Ahmet'e. Evet. Ben Şahin'e de razıydım ama. Ama es. Önemli tabii es. Esmeden olmuyor. Senin gelmen yeterli doğrusu. Eyvallah kardeşim. Şimdi arabayı bir güzel şöyle bir test edelim bakalım. Olmadı bakalım. Biz de alacağız. Bakacağız. Bakacağız. Sen tasarım beğendin ama ilk. Tasarım çok güzel. Değil mi? Tabii hiç İnternette kullanmadım. İnternette görüp tasarım beğendin. Tabii. Hiç kullanmadım. Sağ ol ama getirdin ya. Bakacağız şimdi sen kullanacaksın bakacağız. Zaten. Ben karışma. Aynen. Sana getirdik. Uçacağız. Uçacağız mı? Biraz deneyelim. Tamam hadi geçelim. Hadi geçtik. Önemli olan kemerimizi, güvenlik tabii ki de. Kemerimizi takıyoruz. Koltuk ayarlarımızı yapıyoruz. Nasıl yapıyorsun biliyor musun abi evet, koltuk ayarını? Soldan düğmeyle. Evet. Evet, nereden çalıştırıyoruz hadi bakalım. Soldanmış. Evet Porsche gibi. Maserati Porsche gibi tabii. Sesimizi D konumuna aldıktan yani, sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek yola çıkıyoruz. Efendim merhabalar. Arabayla kalkış yaptık şu anda. Gidiş yapıyoruz. Çok rahat. Vallahi mi? Bakın diğer jiplere göre nasıl? Sen ne kullandın abi jip daha önce? Abi, SUV kullandım. Kullandın mı yani? Infiniti kullandım, Cayenne kullandım. Range Rover kullandım. Cayenne kullandım. Bu araba işte aslında direkt Cayenne'in rakibi. Evet, onun muadili gibi bir şey herhalde. Aynen, yani şöyle bir durum var. Cayenne çıktığında ilk önce acayip fazla eleştirildi. Evet. Ondan sonra Porsche'yi biraz kurtaran model oldu. Çok fazla satış adedine ulaştı. Onun bir de küçük modeli de çok makan güzel. Var. Makan da çok güzel. Sağdan yani. Gidelim istersen. Öyle mi? Nasıl istersen. İstiyorsan soldan gidelim. Soldan gidelim. Burada demirci ki, memirci ki. Gezeriz. Aynen. Biraz basalım bakalım kalkıyorum. Vay be. Evet gidiyor Doğan. Araba gidiyor. Şu solda bir kağıt var bana onu versene abi. Oraya ufak notlar aldım. Sesi ya. Güzel değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Burada bak sport modu var abi. Evet. Buna bastığında bak şimdi egzoz valfleri açıldı. Kesiyor şu anda ses daha fazla. Şu an ses daha fazla. Deminkinden daha fazla. Hissettim vır vır diye. Vır vır. Evet. Sesi çıkıyor değil mi? Evet. Adamlar yıllarca uğraşıyor. Vay be. Mühendise vır vır. Bu ses ne vır vır? Vır vır. Japon mühendisi. Vır vır abi. Vay vay vay. Kullandın mı işte daha önce peki? Kullandım. Binek kullandım. Quattroporte mi kullandın? Dört kapılı olanı mı kullandın? Yok. Gran Turismo'yu kullandın. Evet. Tek kapılı. Evet. Turismo'yu kullandım aynen. O da güzel araba. Ya çok güzel Maserati abi ya. Ben yani Maserati markasını hakikaten çok seviyorum. Görünüşü falan çok klas. Araba rahat. Uçuyor. Nedir? Benzin nedir hocam? Dizel abicim mi? Şimdi bu 3.5 V6 benzinli. Evet. Bir tane de dizel modeli var satışta Türkiye'de. Bak şimdi sana fiyatları mesela söyleyeyim hemen. Fiyatları en son söylüyorduk ama sen yabancı değilsin sana ilk başta fiyatları ben önceden alayım da olmadı. Yeni aynen. Şimdi bu araba 350 beygir. 3.0 V6. 3 litre. Güzel. 210 bin Euro'dan başlıyor. Evet. Ama sana bir şeyler yaparlar. Yaparlar mı diyorsun? Kim satıyor? Fermas. Yani Tofaş aslında bildiğimiz. Tamam. Türkiye'de Fiat grubu. Bu arabada opsiyonlarla beraber işte deri opsiyonları falan var bu arabada. Ekstra jantlar var. 237.600 Euro. Ekstra jantlar. Jantlar işte deri opsiyonu var. Cam tavan var. 27 bin Euro mu fark ediyor? 27 bin Euro farkımız var abi. Vay be. Dizeli var. Dizeli de yine 3 litre. O da yine V6. O 275 beygir. O da 201 bin euro. Dizeli de. Dizeli niye daha ucuz ya? Ha, Maserati olduğu için herhalde. Tabii ondan. Normalde dizeli pahalı değil. Pahalı. Maserati olduğu için fiyatlarımız böyle. Yo, çok özür dilerim. Bir tane de sileceği deniyor. Pardon. Vitesmiş o. Çok özür dilerim. Ama vites değil mi? Fites. F ile. Bir de 430 beygirliği var. Evet. O çok güçlü ve güzel. Güzelmiş. Fiyatlarımız böyle. Düşünür müyüz? Vallahi kabul olabilir. Et. Olabilir. Maserati Touch Control Plus diye bir şey var. Dur bakayım sportta mı şu an? Hı hı. Yok şanzıman manuelde değil. Şimdi bak buradan bir kere bastığımız zaman iki kere basılmış artık. Şu anda süspansiyonlar da sertleşti. Bak sert. Oturdu yani. Bir kere bastığı zaman süspansiyonları normal modu alıyor. Şu an süspansiyonlar normal modda. Çok iyi ya. Adamlar aslında biraz sade boş yapmış. Opsiyonları böyle kenara koymuşlar. Güzel. Çok 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 fazla opsiyon var abi. Koltuklar var mesela özel Zegna tasarımı falan. O zaman tabii fiyatlar böyle 300 bin eurolara kadar çıkar muhtemelen. Bir direksiyon var şurası ortasında böyle tahta var falan çok değişik şeyleri var. Onun sanayide abi var şeyde yapıyor. Tahta yapıyor değil mi? El dikimi özel. Yapıyorlar. El dikimi tahta yapıyor. Yo, çok rahat araba çok güzel araba ya.
Ya şimdi SUV tabii acayip büyüyen bir pazar. Hmm. İnsanlar böyle işte yola yüksek hakim kullanım şeklini falan çok sevdiler. Ücretli araba arası bir şey mi SUV? Evet aslında yani bir crossover. Bir daha var onun. Crossover. Yani insanlar abi şehirde rahat ediyor bu otomobillerle biraz. Durum aslında bundan ibaret. Bu yüzden biraz fazla satıyor. Kendilerini güvende hissediyorlar. Biraz çok büyük olduğu ya. İçin otomobil. Renk şeyleri yok. Çok fazla var. Yok. Var mı? Var. Bu otomobil biraz iki renk kombinasyonu yapmışlar. Ben yapmıştır. De bunların i̇şte, içinde Ceylan derisini seviyorum ben bu tarz arabalarını. Böyle, ne diyor? Ceylan derisi mi diyorlar ona? Turuncu gibi. Turuncu gibi olan. Deri, Ceylan evet. Derisi. Ama şeyini kullanıyorsun. Gerçek değil. Gerçekleri değil. Tabii, kapıya tabii. Gelirler. Hayvan hakları savunuyor. Kapıya geliyormuş. Gerçek, Ceylan derisi değil. Yani Ceylan görünümlü değil. Ceylanımsı. Tabii tabii. Ceylanımsı iyiymiş. Ay. Güzel, rahat. Şurada bir Maserati'nin saati var. Bu saat klasiktir. Bütün peşim. Maserati modellerinde vardır. Şu aynen. An işte Ghibli diye bir modeli var. Onda bile var yani. En baz modeli. Hepsinde de vardır. Güzel. Değişik evet. Büyük o da işte Quattroporte'nin bir altı aslında. Dört kapılı giriş olan, seviyesi Maserati'nin evet. Maserati'ye başlangıç. Hmm. Ondan alabilirsin yani. Güzel şuralar. Atlar mı? Değil mi? Süper hakikaten. At değil mi bu? At herhalde. Bu at değil. O at. Bu. O at. Sağdan kanka. Şöyle sağdan sağdan. Yalnız vallahi güzel. Biraz içini mi şey yapmışlar bilerek spor olsun diye dar mı yapmışlar? Çünkü... Yani biraz yani aşırı büyük değil içi. Evet. Yani bir Range Rover kadar değil içi büyük. Ama bu sınıf böyle yani Cayenne'in yani de içi yani. Çok büyük değil. Bu biraz Cayenne'den de ufak ama. Evet ufak ondan. Sen Cayenne'in yenisini mi kullandın en son versiyonunu? Yok daha önce. Levante ne demek biliyor musun? Ne demek? Bak şimdi söyleyeceğim. Mesela şu an çok sessiz gidiyoruz değil mi? Evet. Şu an ses attı. Aslında bu demek. Bir Akdeniz rüzgarı çok yumuşak esiyor ama bir anda acayip sertleşebiliyor. Levante rüzgarı. Evet. Romanlarda da Levan ne demek biliyor musun? Para demek. Allah Allah. Tabii. Levante değil de Levan. Tabii. Levanlarımızı alalım falan. Çalgı çengi ikimizde de kullandım ben onu. Hmm. Gerçi çok insan anlamamıştır ama. Bak iyi Levan oldu. Buradan demek. Açıklama da oldu. Kalite demek. Vay be. Tabii. Neyce? Bir dil bir şey var mı ya? Romancı, romanların dilinde işte. Vay be. Onların değişik dilleri vardır güzel böyle eğlenceli. Sen nereden biliyorsun onları araştırıyorsun? Çok roman müzisyen arkadaşım var. Hmm, oradan. Tabii. Bir de oyuncu olduğum için araştırıyorum. Vites atıyor değil mi lan? Atıyor. Bunu abi manevra olarak da değiştirebilirsin bak. Değiştik. Artıyor. Ciddi. Oradan düşürebilirsin. 8'leri ZF şanzıman var bunda. Sekiz güzel bir şanzımanı var. Evet. Wow. Tabii bunlarda araba sollama falan sıkıntı yok. Tabii aynen öyle. Yani 500 Nm tork var. Daha ne olsun. Ne diyorsun? Rahat öyle. Tır çekersin yani. Güzel araba ya. Nedir Doğan'ın bunun günü abi? Anlat bakalım. Abi şimdi bunu sana kurbanı murbanı 210'a ben alacağım tamam. 210. Film nasıl gidiyor bu arada? Film iyi. 5. haftamız bitti işte bu hafta. Güzel gidiyor. Bayağı yani. Yoğundum biz çekecektik seninle videoyu ama bayağı turneler, yani turneler gezdin her yeri. 27 gün gezdik. Hı. Avrupa dahil 4 ülke işte Türkiye ile beraber. Hı hı. Bayağı gezdik çok şükür. Güzel geçti. Çok kalabalıktı. İnsanların ilgisi çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Valla. İnşallah böyle devam eder. Yeni süper. Filmimizde de. Yeni film ne olacak? Yaza bir tane yeni bir senaryo çıkaracak Selçuk Aydemir. Bakalım şimdi başladı. Bir de dizi düşünüyoruz seneye bu zamanlar ama bakalım tabii ne olur ne olmaz bilmiyoruz ki. Çalgı Çengi devam edecek mi yani? Çalgı Çengi devam eder de başka bir film yapmayı düşünüyoruz. Yani artık yeni bir senaryo. Düğün Dernek değil, Çalgı Çengi değil. İşte Darbuka Marbuka gibi bir şey olacak herhalde bakalım. Daha değişik bir film yapabiliriz. Tabii Selçuk'a kalmış bakalım ne yapıyor. Vay vay vay. Çok iyi ya. Seviyor musun sen hız yapmayı? Hız yapmayı gençken seviyordum da artık sorumluluklar olunca gerçekten hız yapmamaya başladım. Hani... Sollama yapayım dedim. Arabayla bir biraz eğitim falan vereceğiz. Yapacağız bu işleri. Tabii. Drift eğitimi alacağım. Aynen. Yani işimizde çok gerekli çünkü araba. Ben kullanıyorum hani güzel araba ama tabii profesyonellik başka bir şey olduğu için. Başka bir şey, evet. Bunları öğreneceğim. Bana öğreteceksiniz artık Doğan Bey. Öğretiriz efendim. Drift olsun. Ne demek? Yanlama. Yanlama efendim. Olsun. Hepsini öğretiriz. Sen buranın bayağı yerlisi olmuşsun biliyorsun. Burada artık. Böyle geldik. Vay be. Sen niye SUV tercih ediyorsun baba mesela? Niye SUV tercih ediyorsun yani? Pop pop pop. Aman aman ya. İşte bunda çarpışma... Maserati'nin gördüğünüz tabii, gibi fren sistemi iyi. Çok iyi. Allah korusun. Soldan dört tekerlek kanallı disk. Ne sormuş? Ben çok büyük araba seviyorum aslında. Hmm. Yani küçük araba hiç sevmiyorum. Atıyorum
Jeep'in de en büyüğünü seviyorum. SUV'da bazıları, yani çok küçük olmamak kaydıyla çok yakışıklı duruyor. Spor araba gibi duruyor. Hı hı. O yüzden de çok tercih ediyorum. Mesela Infiniti de ilk çıktığında çok güzeldi. Onu çok beğenmiştim. Bu da bu tarzları seviyorum ama atıyorum Vogue da çok güzel bana göre. Vogue çok güzel araba yani. Ama bunların havaları birazcık daha farklı tabii, baktırıyor. Ya Maserati'nin bu sınıfa girmesi de enteresan, evet. Zaten. Daha önce hiç girmemiş. Bu sınıfta bir otomobil yapmış olması da enteresan yani. Evet, normalde Porsche da öyle. Maserati yani abi. Bu markaların Jeep çıkarması. İşte herkes pazardan bir şekilde arsa pay evet, kapmaya aynen. çalışıyor abi. Ama başka çok bir şey değil. Gerçekten güzel. Sevdin ha? Böyle daha güzel oldu. Yürü biraz istersen. Sesi falan çok etkiliyor tabii insanı ya. Açık bile değil mi? Açık, açık şu an. Bakalım kasis var, durabiliyor muyuz? Çok güzeldi be. Dur, müzik sistemine bakalım bu arada. Müzik sistemi ne? Abi müzik sistemi bunda şu anda opsiyon yok. Ama opsiyon olarak Harman Kardon alabiliyorsun bunu. Ama opsiyonsuz haliyle bile bu bayağı iyi. Şimdi ben sana müzik yapayım. Abi gel. Yap bakalım. Ahmet Kural abi. Taksimetreyi açalım bakalım. Bu arada hem dokunmatik hem de şuradan bir tane joystickle oynayabileceğim bir müzik sistemi var. Aynı zamanda işte yol bilgisayarı falan, her şeyi buradan görebiliyorsun. Evet ya, USB. Ne yapalım? Edirne'ye gitmeyelim. Edirne'ye gitmeyelim. Şöyle bir bakalım. Renk seçenekleri var mı ekranlarda? Renk seçeneği yok. Bu Maserati'nin mavisi. Çok meşhurdur. Aha. Bak bu şarkıyı bilirsin. Değişik bir şarkı. Ha ben. Güzel olmuş bu yani. Her gün dinliyoruz bunu aslında. Ya evet, güzel şarkı. Çok iyi ya. Selektin mein Anlam. Güzel bulmuş olmalı o şarkıyı. Ama bir dönem böyle hatırla, bu ilk çıktığında falan bayağı meşhur. Evet, evet. Şimdi insanlar tekrar hatırlayınca böyle bir ağa falan olmuş. Kaçtı sene, bayağı eski. 2002-2003 falan da ya. Ya da 2004 mi? O civarda çünkü ben Bodrum dedim, teknede çalışıyordum. Bütün teknede her gün böyle bu şarkı çalıyordu. Bodrum limanında, İskele'de. Ne yapıyordun teknede? Çalışıyordum. Harbi abi. Tabii. Emekli olduktan sonra babamın ufak bir tekne vardı. Orada günlük gezi yapıyorduk. Var mı? Beceremedik ama olsun. Tecrübe oldu. O dönem yazları falan çok çalıyordu bu. Çok güzel şarkı. Evet. Bize biraz komik söyledi. Güzel oldu. Müzik sistemi de böyle. Mesela şu an bu harika. YouTube'dan çekilmiş ve MP3'e çevrilmiş olduğu için kalitesi biraz düşük. Tabii. Ama sonuna kadar açıyoruz. Gene de işte hoparlörlerde en ufak patlama çıtlama olmuyor. Bence ekstra bir Harman Kardon falan almaya gerek yok yani burada. Neye baktın? Böyle bakıyorum arabanın sağında sonuna. Sopa var mı diye bakıyorum. Sopa koyarım ben hep şeye de. Abi sopa opsiyonel ya. Sopamız opsiyonel. Maserati mavisi sopa koyarım. İyiymiş ya, Maserati mavisi sopa. Kol fazla yapmamışlar yine. Bir abi tane. O, onda işte şu soldaki sinyal kolu. Koluyla vites kulakçığı bazen şey yapabiliyor, karışabiliyor. Yani çok yakın yapmışlar. Alışırsın aynı. Ama alışırsın. Alışmaz. Benzin arada, yeme durumu nedir hocam? Benzin yeme durumuna bakacağız, daha bakmadık. Yani daha yeni aldım arabayı, sana geldim, bakacağım ama yer. Yer tabii ya. V6 diyorsun değil mi? Yer yani, çift tur orada. Ne diyorsun? Ama yani kullanması hakikaten çok zevkli. Ya keyifli otomobil. Sisi falan çok güzel. İşte abi Maserati yani o sürüş keyfini verecek, vermek zorunda. Yoksa çok büyük eleştirilir yani. Bir adaptif kruz kontrol var arabada. Öndeki araba yavaşlayınca yavaşlıyor kruz kontrol. Kendi kendine mi yoksa devreye sokunca? Evet evet. Yok, devreye sokunca. Kendi kendine değil. Evet. Genelde otobanda kullanılıyor tabii, şehir içinde değil. Çekeceğiz. Orada hepsine değineceğiz, anlatacağız. Tesla denemiştim ben. Denedin mi? Denedim. Hangisi? Amerika'da. O araba olanı. Normal binek olanı. Binek olanı. Vay be. Yani sevdin mi? Karşılaştırma yapmıyorum. Garip bir araba abi. Ya bayağı çok, kendi kendine çok, gidiyorum çok diyorsun. Çok değişik araba abi. 3 saniye. Tabii. 100'e çıkıyor. Biz
de bir de GTR yaptık. Orada işte 200 saniye. Ya. 700 saniye. Zaten çok acayipti ya. GTR çektik bir tane. Esam var ya GTR. Ha. O acayip. Durmuştur Ümit abi. Tabii canım. Şeyde Tesla'nın da olayı kendi kendine gidiyor abi bayağı. Evet abi. Çok acayip, acayip bir araba. Yani, sabah yani, gaz da alıyor geliyor falan. Aynen. Arabadan inince düştüm ben ya. Vites yok ya. Akülü araba gibi pat 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 geçiyor araba. Şahin seversin. Hop. Görüyorsunuz sevgili dinleyenler, seyirciler, izleyiciler, okuyucular. Araba resmen kasete girmeden duruyorum ben diye. Bakın. Şahin değil. Annemi beğendin değil mi? Şahin'in arkadan bize bu Şahin'im giriyormuş. Ya. Abi Şahin gibisi var mı ya? Vardı benim 131, 79. Ah. Sen de serçe vardı. Ne oldu abi? Duruyor. Harbiden bizim mi? Bizim de duruyor, duruyor. Kullanıyor musun onu? Bir abicim galerisinde duruyor. Yok, kullanamadım ya. Evin oraya bir kere koydum, sağ olsunlar. Açmışlar içini. Aa. Yani deyip yok, bir şey yok arabada. Önünde sadece Türk bayrağı var. Türk bayrağını çalmışlar. Allah Allah. Evet. Şey peki, temiz bir şey miydi o yani? Dizideki değil mi o? Temiz, yok dizideki başka. Aynı renkte hemen hemen ama tertemiz bir arabaydı gerçekten. Güzeldi böyle. Benzinlikte falan benzin alırken bir abi geldi bir gün, kafayı soktu. Direksiyona baktı baktı. Direksiyonu bana sat dedi. Allah. Böyle toplayıcılar var ya. Normalde sen fotoğraf çektirmek için falan geldi diye zannettim. Direksiyonu abi ne vereceksin? Kemik ya. Direksiyon bu falan. İyi para eder. Şuradan vereyim ya. Bence de burası nereye gidiyor belli değil. Genel olarak bizim belli bir düzenimiz var. İşte otomobilin dışı, içi, yol tutuşu, konforu, ondan sonra süspansiyonları, motor özellikleri falan gibi. Baktır, genel bir, belli özellikler genel bir şeyimiz var, akışımız var. Ama tabii seninle onu yapmayacağız. Biz senden sonra çekeriz tekrar arabayı. Ama arabayı beğenme hoşumuza çok gitti. Bu arada Tofaş'tan bir yana teşekkür ederiz. Evet. Arabayı bize ayarladı. Normalde bu araba testi değil. Bu arada Tofaş şeyin de çıkıyormuş ya, Şahinlerin yenileri Malezya'da. Öyle mi? Tabii tabii. Sıfırları. Aa. Malezya'da mı, Endonezya'da mı bir yerde tabii. Doğrudur. Bayağı güzel yapmışlar sıfırları. Şimdi onlarda Ege'ye var artık. Dizi başlarsa ne zaman başlayacak belli mi? Abi film işte Allah nasip ederse Haziran gibi olsa filmde Ekim'de falan başlar herhalde. Kasım en geç şey dizi çekimleri ama açıkçası ben o kadar kalsın istemiyorum ya. Dizi yapmak istiyorum. Seviyorsun diziyi. Yani seviliyor dizi ya. Bir de haftanın 5-6 günü çalışıyorsun. Hı. En azından 4 gün falan. Hani çalışmak güzel her hafta. Eyvallah. Şu an bir BMW kullanıyorsun. Babamla onunla var. Hı. Eskiden vardı araba. Aldım zevk. Zaten rahat da kullanamıyorsun artık. Mercedes vardı bir ara kupe. Evet. Onunla bayağı doluydu. Lorenzer falan. Brabus vardı. CLS. Güzeldi o ya. O çok doğru, zevkli CLS bir arabaydı. Vardı. Artık kullanmıyorum ya. Normal. Dikkat çekmeyecek. Gelip gidiyordun o zaman. O da Arap şeyi arabası gibiydi. O beyaz sedef falan. Acayip. 21 orijinaldi ama falan. Biliyor musun? Orijinaldi. Ama acayipti yani. Tabii Arap şeyi giydim ben o arada. Şimdi ne alacaksın peki? Var mı kafanda bir şey bir araba yani? Yani işte. Ya da sınırsız bir bütçen olsa ne alırdın? Öyle söyleyeyim. Canım bir şey istedi. Bunu alır tadına bakardım. Bakar böyle mı? Bir zevkini alırdım aynen. Yani zaten sana söylemiştim. Bu araba güzel bir araba hani. Nasıl bir araba biliyor musun falan diye sağ olsun getirdim. Hakikaten kullanmak isterim yani bir dönem bunu. Biz de öyle abi, niyetine girdiğin an hemen getiriyoruz biz de. Sıkıntı yok. Güzel araba. Çok güzel araba. Kullanımı zevkli. Spor araba gibi. Yani. Evet zaten adamın yapmak istediği o zaten. Yani bir SUV'ye bin, yerden yüksek bir arabaya bin istersen araziye de gir. Ama evet. Gerektiğinde spor otomobili gibi de kullan yani. Baksana. Tam bir süper spor hissi yaratmıyor eyvallah ya. Ama spor tatlar veriyor. Arkada geniş. Geniş arka aynen. Cam tamam falan bayağı ferah. Sesi çok güzelmiş. Hakikaten. Bir de off-road modu var. Burada. Hmm. Ona bastığında adaptif süspansiyon sayesinde yükseliyor. Yükseliyor. Aynen. Hidrolik sistem var. Onunla yükselip alçalıyor. Ve işte çekişi ona göre ayarlıyor. Torku ona göre dağıtmaya başlıyor. Araziye göre. Kiralanıyor mu bu araba? Çok güzelmiş. Bir kirala konuşup şeyden de düşüyorsun. Kafalar öyle bir durum da var. Ablemin de anlamı nedir hocam? Maserati kardeşlerin doğduğu Bologna'da bulunan fıskiyeli havuz logoya ilan vermiş. Bak fıskiyeli abi havuza ya. Bak. Lan fıskiyeli havuz onu fıskiyesine al koy diyor. Ama Maserati motik oralardan doğru yürüdün. Rönesans döneminden kalma havuz denizlerin tanrısı Neptün'e hitap edin.
belli ama ya. Değil mi? Bir şey var böyle, mızrak falan, mızrak bir etki var. Neptün'ün sembolü üçlü çatalda logo olarak seçilmiş. Ortadaki olmasa şeytan olacak bak. Allah korusun. Yo şeytan. Hani, otomotivin şeytanı yani. İyi anlamda söylüyorum. Buradan da Maserati'nin sahibi sanki beni dinliyor. Kızacakmış gibi. Öyle bir his var değil mi? Kusura bakmayın efendim. Genelde videolarda öyle bir his oluyor. Abi araba güzel iş işte ama Türkiye'de maalesef bu ÖTV falan biraz... Yani benzinimiz, ÖTV'miz, araba çok çok lüks, lüks ya. Yani ben bir ara bir markaya bakmıştım, atıyorum 104 bin euro yazıyor üstünde galeride, showroom'da. 410 bin euroya kadar çıkıyor ya. Tabii. Yazık. Maşallah. Yazık. O ne abi yani? Ya yani şimdi bu yani, araba baba işte 4 ile çarp artık 1 trilyon yani. Evet, 1 trilyon de yani. Bir de vergi şeysi bilmem. Tabii. Doğru. 1 trilyon. Neredeyse geçiyor. Büyük paralar maalesef. Artık böyle Türkiye'de. Ama bir şey yapacaklar diye umut ediyoruz. Amerika'da İnşallah. Abi herkesin varmış. Yani herkes 100 dolar, 150 dolar, 200 dolarla istediği marka arabayı alabiliyor her çalışan. Herkesin araba alabiliyor. Onda resmen leasing var artık ya yani. Tabii. Kredi bile değil yani leasing. Ömür boyu ödüyorsun girip. İstediğin zaman değiştiriyorsun arabayı, yenisine geçiyorsun sıfırla. Yalnız çok zevkliymiş bu araba. Ben bu arabadan alabilirim, haberin olsun daha önce. Hemen ciddi söylüyorum ben, çok zevkli. Tamam. Hemen gideriz showroom'a. Kuruçeşme'de showroom. Değil mi? Tabii abi. Araba bıraktıktan sonra gazı şey yapıyor. Bak. Fren yap. Aa, kasiye girerken fren yap dedi. Yok, öndeki araba için dedi. Pardon. Önde araba varmış. Ahmet gündüzleri çok iyi görmez. Vardır ya, geceleri çok iyi görmez. Ben de gündüz tavuğu var. Gündüz karası. Bu işler radarlar abi. Sensörler yani. Uyarıyor. Şimdi yine uyaracak. Bak. Çok iyi ya. Birazcık coşalım Doğancığım. Dur. Sese bak. Ses çok güzel. Keseceğim. Yani. Bir daha bas. Şimdi amortisörleri de al. Çünkü bak şimdi kesin sesi. Yani mahalleye giderken böyle ara gaz vermek yerine sporta basıyorsun. Tabii, tabii. Ara gaz modu var burada yani. Şu şekilde yandan şöyle bastık mı? Şahin falan oldu mu hiç sende bu arada? Tabii. Değil mi? Var öyle biraz şahin hareketleri. Şahinsiz bir genç olabilir mi ya Türk genci? Burası da Şaban filmi var bir tane. Adını unuttum. Hani bir ikizi var, o da mafya. Bu bankada eyvallah, çalışıyor. Eyvallah. Hatırladım. Orada işte Yadigar Ejder, Allah rahmet eylesin, oturuyor kahvenin önünde. Karşıda ağacın dibinde muhtarlar falan oturuyor. Dayak yiyor bak sürekli. Burası. Çok güzel, acayip filmler çekilmiş burada bak. Yadigar Ejder burada oturur. Şurada. Vay be. Onlar da şu ağacın dibinde oturur. Şaban'la gelip hep dayak yer burada. Hatırlıyorum o filmi ya. Allah rahmet eylesin. Vites aralıkları biraz kısa. Bas şimdi, frene bas abi. Basıyorum. Basıyorsun. Şuradaki kulakçığa bas. Hah, şimdi geçti. Biraz kısa ya. Ona alışmak lazım. Yani spor otomobil imajını orada da vermiş yani. Manuelde anladım. Kısadır ya vites araları. Burada da kısa yani. He. Vay be. Şöyle çekeydik iyi ya. Minibüs gibi değil mi? Aynen. Vav, güzel, beğendim. O zaman şey, Kuruçeşme'yi de notere gidelim abi buradan. Noterde de direkt alalım, alalım satın. Hani o paraya değecek bir araba gerçekten. Güzel güzel. Ben de daha çok kullanamadım ama sevdim arabayı hakikaten. Anahtarı göstereyim mesela. Bak. Anahtarı bizim takipçilerin en merak ettiği şeylerin başında geliyor. Böyle bir anahtarı var. Kalite. Hop. 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 Burada böyle bir göz var baba. Bak bunu kapıyorsun. Çok değişik dönüyor bak. Ergonomik. Burada böyle bir çok büyük bir alan var. İki tane su koyuyorsun. Su kuyusu gibi. Evet. Arabanın altına kadar gidiyor sevgili izleyicilerimiz. Buradan diferansiyele direkt ulaşıyoruz. Vay be. Ekran da böyle baba. Şu bunda, nedir hocam? Burada USB var. SD kart girişi var ve AUX girişi var. Benim her zamanki gibi iPhone şarjım var. Burası da ama kapanabiliyor böyle. Böyle açılıyor. Aa bak, değişik açılıyormuş. Şuraya bastım mı açılıyor bak. Vay be. Burada klima kontrollerimiz var. Bu aynı zamanda işte dediğim gibi dokunmatik. Telefon bağlamak istiyor musunuz? Hayır. Böyle bir menüsü var. Menü biraz karışık gibi görünüyor ama hemen alışıyorsun. Alışırsın ya. Gece de merak ettim içini. Ben gece bir de arabanın en çok şeyine önem veriyorum. Gövde, görünüş, işi, konforu. Hani ya zaten sevmiyorum. Bu güzel. Abi otomobilin zaten içinde ağırlıklı zaman geçiriyorsun. Aslında içinin nasıl güzel olması lazım yani. Güzel olması gereken yer orası.
Arka kliması mevcut. Arkada var klima. USB'leri bile var. Aynen öyle. Arkada iki tane USB girişi var. Çanta var. O mont var. 1000 euro mu dizeli? Evet. Dizel böyle mi acaba sesi? Sesi böyle değildir. Mümkün değil yani böyle olması. 210 ha? 210 mu? Bu 210'dan başlıyor. Güzel abi. Sana bir güzellik yapacağız. Yap bir pezarlık be abi. Yap bir pezarlık. Pezarlık. Pezarlık ama değil mi? Arabaya bakıp kaldık ya. Vallahi güzel araba be. Şık araba. Sese bak ya. Alalım Ahmet sana. Ben vallahi gıcık et. Bak bende böyle bir huy var ya. Ben biliyorum. Çok sevdim ben. Motordan biliyorum ya. Abi. Biz Ümit'le beraber motora bakıyorduk sana. Evet, motordan biliyorum ya. Yani. Hemen gönderdiğimizi aldı mı? Bu arada Cafe Racer var Ahmet'in de. Evet. Biniyor. Cafe Racer'a biniyoruz efendim. Geçen sene başladık. Şu an evimin salonunda kısmetse bir aya çıkartıyoruz. Çok güzel değil mi bak? Harika makyaj falan. Harika falan. Ya. Şunlar bak şu kapaklar. Gördün mü? Açılıyor onlar. Araba evet. Isındıkça. He. Falan. Evet evet aynen. Bayağı ekonomi için yapılmış bir şey yani aslında. Vay araba be. Soğukken kapalı. Ondan sonra ısındıkça açılıyor falan. İhtiyaç anında açılıyor yani. Soğutma için. Süper. Farlar falan çok şık. Yani Ahmetciğim araba böyle. Artık böyle satıyoruz arabaları. Vallahi, geliyorum böyle. Evet. Bu güzel bir sistem olmuş. Galeride çalışıyor arkadaşlar. Galeride evet aynen abi. Bize artık bir şey atarsın buradan. Tabii tabii 3-5 atacağım ben sana birazdan. Benzin parası atarım. 10 parası. Lira. 100 metre gidersin. Çok güzel bir çekim oldu. Çok eyvallah. Teşekkür ediyorum kardeşim. Abi, gerçekten teşekkür ayaklarına sağlık. Vallahi bu yoğunluğunda bize vakit hakikaten ayırdın. Hakikaten arabayı çok bile alıp geldin bana. Çok sağ ol. Ne demek. Ne demek. Bir daha araba denemek olursa beni ara. Evi biliyorsun. Tamam. Gel deneriz. Tamam. Eyvallah. İzleyicilerimize de buradan sevgiler, saygılar. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ahmet'e de kalın. Tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşürüz.